Merhabalar, tekrar karşınızdayım. Konularımız çok uzun olduğu için ben hemen anlatmaya koyulayım. Lütfen sizler de izlerken eğer video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve en azından teşekkürler yazmayı unutmayınız. Ben de teşekkür ederim. İlk anlatacağım konu eninde sonunda karşımıza çıkacaktır. Ve sakın ha konuyu siyasi olarak görmeyin. Tamamıyla ekonomiyle alakalıdır. Lütfen can kulağıyla dinleyelim. Twitter'dan beni takip edenler görmüşlerdir. Dün sizlere bir soru sordum. AK Parti Mehmet Şimşek yerine İyi Parti'den istifa eden Sayın Bilge Yılmaz'a teklif götürür mü diye. Yani ekonominin başında önümüzdeki günlerde bir değişiklik görür müyüz diye. Maalesef bazı insanlarımız var. Sorulan soruyu tam olarak kavramadan, tam olarak anlamadan cevaplar veriyorlar. Verdikleri cevap Bilge Hoca kabul etmez. Bilge Hoca böyle biri değildir gibi gibi gibi. Arkadaşlar, soru Bilge Hoca'nın kabul edip etmemesi değil. Soru AK Parti Mehmet Şimşek yerine Bilge Yılmaz'a teklifte bulunur mu? Bunun cevabı da evet bulunabilir, hayır bulunamaz olmalı değil mi? Peki ben bu soruyu sizlere neden yönelttim? Bence Türkiye'nin kabul etseniz de etmeseniz de en stratejik lideri Devlet Bahçeli. Kendim de milliyetçi bir aileden geldiğim için o kesimin dünyaya bakışını net olarak anlayabiliyorum. Konu Sayın Şimşek'in işte geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde beyanat verirken lokal kelimesini kullanması haliyle Türkçe'ye çevirince de yerli halk anlamına geliyor. Bence Sayın Şimşek bu konuda haksız bir linçe uğruyor. Çünkü ekonomistler, ekonomiyle uğraşanlar, finans piyasalarına hakim olanlar buradaki lokal kelimesini yerel dinamikler olarak kullanırlar. Hani ben de videolarımda kendi iç piyasalarımızı anlatırken iç dinamikler diyorum ya sık sık. Bir bakıma aynı şeyler. Yerel dinamikler veya içerideki dinamikler. Eğer uluslararası bir röportaj veriyorsanız kendi ülke insanınızın finansal reflekslerini anlatabilmek için lokal dinamikleri kullanırsınız. Yani yerel dinamikler. Ve fakat birçok kişi kabul etse de etmese de Sayın Şimşek son seçimin sorumlusu olarak görülüyor. Biliyorum. Her ne kadar bunu saklıyor olsalar da, dile getirmiyor olsalar da bu durum içten içe büyüyen bir sorun haline geldi. Arka kapılar ardında sıklıkla konuşulan bir detay haline geldi. Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamada ise ben net olarak Sayın Şimşek'e cephe açıldığını görmekteyim. Her ne kadar sonra bir düzeltme gelse de yerel halk kavramının milliyetçi cephede büyük bir rahatsızlık yarattığını biliyorum. Yani çanlar Sayın Şimşek için çalıyordu, biraz daha şiddetli çalmaya başladı. Hatırlayanlar olacaktır. Seçimden önce yayınlamış olduğum videolarda AK Parti'nin olası yenilgisinin tek sorumlusunun Sayın Şimşek olarak görüleceği ve bunun kaçınılmaz olduğu ve fakat bizler 22 yıllık AK Parti hükümetini tanıyorsak acele hareket etmeyeceklerine, bunu belirli bir süreye yayacaklarını buradan videolarımda dile getirdim. Zamana yayacaklar, o zaman zarfında algıyı dağıtacaklar ve ne yapacaklarsa Kasım, Aralık gibi yaparlar diye sık sık tekrarladım. Yani aslında sizlere sormuş olduğum Bilge Yılmaz sorusu kendi içinde sadece Bilge Yılmaz'ı barındırmıyor. Fakat ben Bilge Yılmaz'ın siyasete devam edeceğini düşünüyorum. AKP olur, CHP olur, başka bir parti olur bilemiyorum. Unutmayın ki Kasım, Aralık gibi yok kesinlikle olmaz dediğiniz şeyler karşınıza çıkabilir. Olmuşken görebilirsiniz. Burası Türkiye, önceden peşin hükümler taşımayın derim. Ve bugün elinizde ne tutuyorsanız, cebinizde ne tutuyorsanız, cüzdanınızda ne tutuyorsanız o tarihleri görmeden aceleci hareket etmeyin derim. Ha, bugün ne alacaksanız pencerede yarını beklemeyin derim. En az bu konu kadar garip başka bir şeyler daha yaşanıyor. Biliyorsunuz ki son videoda Sayın Erdoğan Biden görüşmesini sizlere aktarmıştım. Ve bu görüşmeyi aktarırken yasalarımız için ne kadar iyi olacağını, çok uzun zamandır beklenen davetin sonunda alındığını, bu toplantının ekonomimizin toparlanması için bile ne kadar elzem olduğunu, büyük bir fırsat olduğunu aktardım. Fakat o videonun altına onlarca yorum gelmiş, Biden-Erdoğan görüşmesi iptal oldu diye. Ben o videodan eridir bulduğum her resmi kuruma yazdım. Gerçekten iptal oldu mu? Resmi bir açıklama var mı diye. Ama bir geri dönüş alamadım. Görüşmenin iptal olduğu hakkında resmi bir evrağa da ulaşamadım. Dış basını inceledim, Beyaz Saray haberlerine baktım, toplantı tarihlerine baktım, iptali göremedim. Hatta 9 Mayıs'taki görüşme olacakmış gibi hazırlanmakta iki tarafta. Ve fakat işte gerek Oda TV'de gerekse de Akit gazetesinde çıkan haberlere bakacak olursak
bu toplantının iptali hakkında yazılanlar var. Ben de sizler gibi gördüm. Bunun altındaki temel neden, yani iptal olduğu yazmaların altındaki temel neden pek tabii ki Hamas lideriyle Sayın Erdoğan arasındaki görüşme ve kucaklaşma. Gerek AB basınında gerekse de ABD basınında da bu görüşme pek hoş karşılanmadı. Eğer bu gazeteler, yani Erdoğan-Biden görüşmesi olmayacak diye yazan gazeteler, bu rahatsızlığı direkt içeriden, yani ABD'li yetkililerden aldılarsa orasını bilemem. Ben ulaşamadım. Resmi bir açıklamada hala yok. Dediğim gibi her iki tarafta toplantı olacakmış gibi hazırlanmakta. Dış basında yazılan en önemli şey bence bu kadar çok dış finansman ve yatırımcı arayan bir ülkenin, ekonomik bakımdan sıkışmış bir ülkenin Hamas lideriyle Dolmabahçe'de görüşmesi çok garip yazılarıydı. Nasıl ki bir önceki videoda Erdoğan-Biden görüşmesinin bizim piyasamız üzerine, borsamız üzerine olumlu etkilerini anlatırken gelecek dönemlerde pozitif etkilerini göreceğiz diye aktarırken, hatta borsamız 10.000 sınırına bile dayanabilir derken, bu toplantının olası iptali de tersi etkiler yaratabilir. Yani borsa negatif yönde etkilenebilir. Zaten son 2 günde borsamızın düşüşünün altında yatan şeylerden biri de bu karmaşa olabilir diye düşünüyorum. Bir diğeri de elbette ki Perşembe günü yapılacak olan para politikaları toplantımız. Para politikaları toplantısı hakkındaki fikirlerimi aktarmadan tekrarlamak isterim. Biden-Erdoğan görüşmesi büyük önem arz ediyor. Eğer borsadaysanız buradaki gelişmeleri yakından takip etmeniz gerekiyor. Edemiyorsanız da en azından bu kanalı takip edin. Twitter'dan beni takip edin veya Instagram'dan. Ben bilgileri sizlere zaten elime ulaştıkça veriyorum. Tüm bu yaşanılanların yanında Türkiye ve Irak arasında kalkınma yolu projesi anlaşması da imzalandı. Zannedersem 2028 yılına kadar bu süreç devam edecek ve 18 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor. Elbette Türkiye için, elbette ki bu bölge için önemli bir girişim bu. Bunun da yanında 13 yıl sonra Sayın Erdoğan Irak'a giderek Barzani ile görüştü. Tabii ki bu görüşme sadece bu kalkınma yolu projesi için değildi. Irak'ın kuzeyine yapılacak olan operasyon için de büyük önem arz etmekte. Bence bu operasyonun saç ayaklarından ilki olan Barzani ile görüşme yolunda gitti. Sıradaki durak Amerika Birleşik Devletleri ve Biden görüşmesi. Eğer bu görüşme olursa, oradan istediğimizi alırsak Irak'ın kuzeyine önümüzdeki birkaç ay içerisinde operasyon başlar diye düşünüyorum. Bunların da yanı sıra ülke gündemimizin gelecek haftalarda ilk sırasına oturacak şey yeni anayasa düzenlenmesi ve siyasilerin de yakın görüşmeleri derken garip ve çok tuhaf, çok yoğun bir döneme gireceğiz. Yani bir şeyler oluyor, bir şeyler olacak. Peki tüm bu siyasi gelişmeleri sizlere neden anlattım? Aslında bu siyasi gelişmelerin sonucu direkt olarak ekonomi olacaktır. Zaten hep tekrarlıyorum, biz gibi ülkelerde siyaseti ekonomiden, ekonomiyi siyasetten ayırmak neredeyse imkansızdır. Bunları sizlere anlattım çünkü önemli bir birikimci kitlemiz var ki abilerimizden, amcalarımızdan, dedelerimizden, amcalarımızdan, teyzelerimizden oluşan bu insanlar sadece birikimlerini döviz, dolar, altın, gümüş gibi birikim araçlarında tutmaktalar. Ve bunlar için bu siyasi gelişmelerin vereceği ekonomik sonuçlar en büyük önem, en büyük elzemdir. Yani sakın ha sakın bu gelişmelerin sonucunu görmeden aceleci davranmayın. Sıkı sıkıya tutun. En azından dediğim gibi Kasım Aralık ayına kadar bir bekleyin derim. Bugün eğer ya ben bir şey alacaktım bunu erteleyeyim mi hemen mi alayım? O bir şeyin içerisinde işte döviz olabilir, değerli metaller, değerli madenler olabilir, otomobil olabilir, daire olabilir ve benzeri gibi gereksinimleriniz varsa eğer ertelemeyin derim. Murat'cığım biz borsadayız, hisselerimiz var, hisse senetlerimiz var. Ne yapmamız gerekiyor diye soruyorsanız direkt olarak sizlere şunu söyleyebilirim ki aceleci davranmayın. Ortada henüz bir sorun yok. Gerçekten de önümüzdeki bu Biden-Erdoğan görüşmesinin puslu havası ortadan kalkar bir görüşme olursa ben borsadan iyi bir getiri bekliyorum. Gelişmeleri takip edeceğiz. Ha bir sorun olursa ben sizleri önceden uyaracağım. Merak etmeyin. Kanalı takipte kalın. Para politikaları toplantısı var dedik. Genel beklenti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağı yönünde. Hatta tüm uzmanlar, tüm dünyadaki uzmanlar bunu bekliyorlar. Merkez Bankası politika faizini sabit tutacak diye. Ve fakat unutmayın ki son toplantıda da aynı beklenti vardı. Aynı beklentide olmayan bir ben, bir de siz değerli takipçilerim vardı. Çünkü piyasalara o dönemlerde baktığımız zaman da borsa hareketlerinden öğrendik ki, yani görüyorduk ki daha doğrusu,
Bir faiz arttırımı gelecek ama herkes tersine sabit bekliyordu. Bizler hariç tabii ki. Ben borsamızın son 2 gündeki hareketlerine daha doğrusu baktığımda sanki ufak bir faiz artışı gelecekmiş gibi düşünüyorum. Yani o kadar sürprizli bir ekonomi modelimiz var ki son dönemlerde bir şeyleri tahmin etmek neredeyse imkansız. Dediğim gibi tüm dünyadaki beklenti sabit kalması yönünde ama bizler yine de o kadar genele uymayalım. %50, %50 diyelim. Alınacak olan karar sabit de olsa, ufak bir faiz arttırımı da olsa dolar, döviz üzerine çok fazla etkisi olabileceğini düşünmüyorum. Zaten bunun önlemlerini biz önceden alıyoruz. Borsamız üzerinde ufak sarkmalar olsa da kendini toparlayacaktır. Büyük düşüşler beklemiyorum. Evet, dün gece açıklanan ve bence haftanın geneline damga vuracak teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri teknoloji şirketlerinin bilançolarında beklenti bir hayli pozitif yönde. Bu pozitif yöndeki beklenti de tüm borsalardaki hatta tüm dünya borsalarındaki beklentiyi etkiledi ve neredeyse dünyadaki her borsa şu anda yeşil yanmakta, yeşil gözükmekte. Yani yükseliş. En son sabaha karşı Asya borsaları da açıldı ve onlar da yeşil yanıyor. Bu durumun zannedersem sizler bu videoyu izledikten bir saat veya birkaç saat sonra Borsa İstanbul'un açılışına da yansımasını bekliyorum. Borsa İstanbul'un da yeşil yanmasını bekliyorum. Hatta yanmaması için ortada şu anlık bir sebep bile yok. ABD borsalarında da önümüzdeki bir hafta 15 gün içerisinde hatta Asya borsalarında da önümüzdeki 15 gün içinde önemli ataklar, önemli ralliler görebiliriz borsada. Hatta isterseniz şöyle birlikte Midas'a girelim ve son bir yıldır takip ettiğimiz dünyanın en muhteşem hisseleri olarak adlandırılan 8'li hisselerimize şöyle bir göz atalım bakalım. Ne kadar olmuş? Aralarında hala alınabilecekler var mı? Bir bakalım. Ben telefonu elime alayım. Siz de elinize alın lütfen. Midas uygulamasını açalım. Açtığımızı düşünüyorum. Ben de ekran kaydıma basayım bir yönden. Bir taraftan daha doğrusu. Evet, açıldı. Sizler de şu anda zannedersem şu taraftan görmektesiniz. İlk sırada Apple var. Apple son bir yılda yani beklentinin altında kaldı. Çok fazla kazandırmadı diyebilirim. Ama kime göre, neye göre? Tabii ki kazananlar da olmuştur. Yani 200 dolarlara gelmişti bir ara. O dönemlerde kazananlar olmuştur. Apple şu anda alınabilecek pozisyonda durmakta. Daha sonra Amazon'a bakalım bir yıllık performansına. Evet, o bizim anlattığımız dönemlerde 100 doların da altındaydı. 90 dolarlar civarındaydı. Bugün 179 dolarlardan işlem görmekte. Şurada küçük bir kırılım var 177 dolara doğru. Eğer sizler Amazon'u bekliyorsanız 170-150 dolar aralıkları gayet uygundur. Nvidia'ya bakalım tabii ki. Son dönemlerin en çılgın kazancını Nvidia sağladı. Nvidia'nın bir yıllık performansına baktığımız zaman da bizler yine 250 dolarların altından anlatmıştık. Bunu hatırlayanlar olacaktır. Son bir yıllık dönemde 270 dolarlardan yukarı yönlü bir atak gerçekleştirdi. Şu anda 824 dolar olarak gözüküyor ama Nvidia gördüğünüz gibi şurada 950 dolara yakın bir seviyeye kadar yükselmişti. Bugünlerde ciddi bir düzeltme yapmakta. Ve fırsat vermekte. Teknoloji hisseleri bu şekilde gelişmeye devam ederse Nvidia'nın 1000 doları görebilme ihtimalini gelecek dönemlerde konuşabiliriz. Google'a bakalım. Google'ın bir yıllık fiyat performansında Google'un da ne kadar kazançlı olduğunu sizler görmektesiniz. Yine 105 dolarlar gözüküyor burada ama biz Google anlattığımız zaman buradan 96-98 dolarlar aralığındaydı. Bir yıldaki kazancı bu şekilde. Eğer sizler Google'ı yakalamak istiyorsanız 132-140 dolarlar aralığını beklemek zorundasınız. İşte gelelim şimdi Tesla'ya. En merak edilen konu Tesla'ydı. Tesla'nın dün bilançosu açıklandı. Geçen yıla göre düşüş gelse de Tesla'da o beklenen büyük derin düşüş gelmedi. Bilançonun detayları geldiğinde sizlere ben vereceğim. Dün %8'lik bir yükseliş geldikten sonra şu anda bir düzeltme yaşanmakta. İşte bir yıllık verilere gelip baktığımızda ise bu teknoloji hisseleri arasında en düşükte kalan hisse senedine Tesla olarak görmekteyiz. Bence şu anki fiyatı alınabilir bölgede. Tesla'nın gelecek için bilginiz olsun. Unutmayın ki 280-290 dolarlara hatta bir ara 300 dolara kadar yaklaşmıştı. Oradan 144 dolara kadar geriledi Tesla. Bunun yanında elbette ki Microsoft var. Microsoft'u da bir yıl önce anlattığımızda işte 280 dolarlar civarındaydı. Bugün 407 dolarlardan işlem görmekte. 427 dolarlara kadar yükseldikten sonra 407 dolarlara kadar geriledi. 400 doların hemen altı Microsoft için 389-390 dolarlar aralıkları takip edenler için gayet uygun bölgeler olarak gözükmekte. Tabii ki burada AMD var. AMD'nin bir yıllık fiyat performansına baktığımız zaman da 87 dolarlardan yükseliş göstermişti. Şuralara bakmamız gerekiyor çünkü burada 200 dolarların üzerine çıkmıştı. 211 dolarlara kadar yükseldikten sonra bugünlerde 148-152 dolar aralığından işlem görmekte. Bence gelecek için gayet uygun durmakta. Burada Adobe'da var. Adobe'un bir yıllık performansına baktığımız zaman
377 dolarlardan hemen şuraya bakalım 630 dolara kadar yükseldikten sonra tıpkı Nvidia gibi derin bir düzeltme yaptı. 472-466 dolar aralığında işlem görmekte bence alım için gayet uygun bir pozisyona doğru inmiş gözükmekte. Adobe durduralım, kapatalım. Bu hisse senetlerimizi incelemeye devam edeceğiz elbette. 3 ayda bir, ayda bir zaten inceliyoruz. Bugün işte bilançolar açıklanacağı için yıllık performanslarına baktık. Kripto para tarafında önemli bir gelişme yok. Dördüncü holdingi de geride bırak konusunda yeni gelişmeler olacak. Ripple Seche 10 milyon dolarlık bir tazminat ödemeyi kabul etti. Farklı bir aşamaya geçmek istiyor artık Ripple. Bu konunun takipçisiyim. Eğer olumlu gelişmeler olur ve Seche ile arada bir bu tazminat konusu çözülürse hem kripto paralar tarafından hem de Ripple için iyi sonuçlar olacaktır diye düşünüyorum. Bugün sizlere aslına bakılsa iki tane de fon vermeyi planlıyordum. Bu fonu ekrana vereyim ama detaylandırmayacağım. Bir sonraki videoda detaylandıralım arkadaşlar isterseniz. Videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen şöyle bakalım. Eğer aranızda emeklilik fonu arayanlar varsa önemli bir fon. Aryanız Yaşam Emeklilik Anonim Şirketi Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu. Sizler bunu inceleyin. Ben bir sonraki videoda detaylandıracağım. Bir diğer fonumuz ise Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu. Hisse Senedi Yoğun Fonu bu sevgili dostlar. Bunu da bir sonraki videoda incelemeyi planlıyorum bu iki fonu. Bilginiz olsun. Şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi eğer video hoşunuza gittiyse en azından ufacık bir bilgi aldıysanız videoyu beğenmeyi, bir dostunuz ile paylaşmayı ve teşekkürler yazmayı unutmayınız. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.